Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf Türkçe 149, 150, 151, 152, 153 ve 154. sayfaları işleyeceğiz. Özgür olmak sizce neden önemlidir? Özgürlük hiçbir zaman sınırsız değildir. Birilerinin özgürlüğünün başladığı noktada birilerinin özgürlüğünün kısıtlanması demektir. Tarih boyunca Türk milleti özgürlüğü için birçok savaş yapmış ve daima bağımsız bir devlet kurulmuştur. Türk milleti ilk özgürlük hareketi olan 2. Göktürk Devleti'ni kurtarmak için Çin'e baş kaldıran günümüzden 1000 yıl önce olan savaşlarımızdan sonra özgürlük savaşımız olan İstiklal Savaşımıza kadar hiçbir zaman başka bir milletin altına girmemiştir. Bir devletin özgür olması demek o ülkenin tüm vatandaşlarının özgür olması anlamına gelmektedir. Kendi dilini, dinini, kendi kararlarını hiç kimsenin zorlaması olmadan istediği gibi almaktır. Özgür olmak istediğimiz her şeyi yapabilmek midir? Özgür olmak istediğimiz her şeyi kendimize ve çevremize, etrafımızdakilere zarar vermediğimiz sürece aklımıza gelen her şeyi yapabilmektir. Mesela evde sıkıldık, dışarıya çıkıp gezebiliriz. Bir kafede oturabiliriz, arkadaşlarımızla gezebiliriz. Özgür olduğumuz için bunların hepsini canımız ne zaman isterse yapabiliriz. Fakat özgür olup her şeyi yapabildiğimizin kanaatinde olarak dışarı çıktığımızda bir arabanın lastiğini patlatmamalıyız. Evde özgürüz düşüncelerimiz buna izin verir ama bir insan ya da bir mala çevreye zarar vermek de özgürlükten sayılmaz. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Perişan kelimesi acınacak durumda olan zavallı. Yarışlardan yenilgiyle ayrıldığı için perişan oldu. Besili kelimesi eti yağı çok olan tavlı. Dedemin ahırında 4 adet besili inek var. İmrenmek kelimesi beğenilen bir kişi veya şeye benzemeyi istemek, gıpta etmek. Mustafa'nın başarısı herkesi imrendirdi. Aşağıda metinde geçen deyimlerin anlamları verilmiştir. Anlamları verilen bu deyimleri metinden bularak aşağıya yazınız. Her iki tarafın bakışları karşılaşmak, göz göze gelmek, çok zayıf olmak, bir deri bir kemik kalmak. Bulduğunuz deyimleri birer cümle içerisinde kullanınız. Okula geldiğinde annesiyle göz göze geldi. Bir deri bir kemik kalınca hasta oldu. Sizce bu deyimler metine nasıl bir katkı sağlamıştır? Metine anlam bütünlüğü sağladığını ifade etmemiz gerekmektedir. Bu tür deyimlerin kullanılması metinde anlam bütünlüğü sağlaması ve anlatılmak istenenin daha iyi anlattığı için büyük bir önem taşımaktadır. Köylüler neden her zaman hazır beklemiştir? Kurtların kümesteki hayvanları ve sürülere saldırmalarını engellemek için hazır bir şekilde beklemişlerdir. Kurt köye adım atar atmaz ne görmüştür? Çoban köpeklerini görmüştür. Kurt ile köpek arasında nasıl bir konuşma geçmiştir? Kurtlar bu kadar açken çoban köpeklerinin nasıl bu kadar besili oldukları ile ilgili bir konuşma geçmiştir. Köpeğin boynundaki tüyler neden dökülmüştür? Köpeğin boynundaki tüyler sahibinin bağlamış olduğu tasma ve zincirler yüzünden dökülmüştür. Kurt fikrini neden değiştirmiştir? Kurdun hareketini doğru buluyor musunuz? Kurt esaret altında kalacağını anladığı için fikrinden vazgeçmiştir. Kurdun hareketini doğru buluyorum çünkü bağımsız ve özgürlük yemekten ve nefesten daha önemlidir. Sorulara verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak okuduğunuz metni özetleyiniz. Bir gün kurtlar yemek bulmak için köye gelmişlerdir. Burada köylüler hayvanlarını korumak için hazır bir şekilde bekliyorlardır. Kurtlar köye geldiğinde çoban köpeklerini görmüşler. Kurtlar köpeklerin ne kadar besili ve güçlü olduklarını görmüş ve aralarında bir konuşma geçerken kurtlar köpeklerin boyun tüylerinin olmadığını fark etmiş ve esaret içinde karnının dolu olmasının bir anlamı olmadığını, özgürlüğünün daha önemli olduğunu anlamışlardır. Okuduğunuz metnin konusu ve ana fikrini yazınız. Metnin konusu özgürlüğün önemi, ana fikri özgürlük olmadan esaret altında yaşamaktansa aç kalmak daha iyi olduğu hakkında fikirler vermektedir. Okuduğunuz metnin başlığı içeriği yansıtıyor mu? Evet, okuduğumuz metnin başlığı içeriği yansıtıyor. Çünkü metnin özgürlüğün önemi hakkında bizlere bilgiler vermektedir. Metne farklı başlıklar belirleyiniz. Özgürlük her şeydir. Yemeğin bedeli esaret gibi başlıklar eklenebilir.
Okuduğunuz metindeki kahramanların özelliklerini söyleyiniz. Kahramanları benzer ve farklı yönleriyle karşılaştırınız. Benzer özellikleri, ikisi de hayvandır. İkisi de yaşamak için beslenmek zorundadır. Farklı özellikleri, kurt zayıf, aç ve güçsüz, köpek besili ve güçlüdür. Kurt beslenmek için avlanmak zorundadır. Köpek beslenmek için bahçeyi korumak zorundadır. Kurt özgürdür, köpek özgür değildir. Metindeki kurt ve köpek gerçek yaşamda hangi kişilik özelliklerine sahip insanları temsil etmektedir? İş kuran ve bu işlerde çalışan işçileri temsil etmektedir. Günümüzde sürekli olarak başkalarının elinin altında yaşamaktansa kendi işimizi kurup özgür olmamız gerekmektedir. Metindeki anlatım gerçekte olabilecek bir olay mıdır yoksa kurgu mudur? Metindeki anlatım gerçekte olacak bir olay değildir, kurgudur. Çünkü hayvanların konuşması mümkün değildir. Aşağıda okuduğunuz metin türüyle ilgili bilgiler verilmiştir. Doğru bilgileri veren hayvanların baş harflerinin sıralamasında metnin türü şifrelenmiştir. Şifreyi çözerek metin türüne ulaşınız. Evet, fil, at, balık, leylek, fable. Bu hikaye bir fable türüdür. Fable'da işte hikayede hayvanların konuşturulduğu, hayvanlardan bahseden hikayeler anlamına gelir. Evet, arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz. Özgürlükle ilgili araştırmış olduğunuz özdeyişlerden yararlanarak grupça özgürlük konulu bir şiir yazınız. Şiirinizde ön yargısız, adil karar verme ve tarafsız olma kavramlarını kullanmaya çalışınız. Sesin yargılanışı. Savunmadan kendini başı dik dinlemiştir duruşmayı. Susmacasına kim tutuklasa, ne kadar tutuklansa hep kaçmayı başarmıştır kurtulamamacasına. Hep egemen özgür kalmış, tutsak almıştır güzelliği. Aşkı sürgüne göndermiştir yataklara, kamçılarcasına. Yaşlandıkça anlamlaşan, anıları unutulmaktan koruyan bir ulu bekçi göze karşı uyumamacasına, bir çiçek hiç solmayan, hiç koparılmayan, hiç yalancı olmayan sonsuzcasına. Evet, toplumsal kuralların ihlalini anlatan gazete haberlerini derleyiniz. Çuvala koyulup ölüme terk edilen köpek kurtarılamadı. Antalya'nın Demre ilçesi Çayazı mevkiinde ormanlık alanda gezen iki genç bölgede bir çuval fark etti. Çuvalın hareket ettiğini gören gençler yaklaşarak içinde ne olduğuna baktı. Çuvalı bıçakla keserek açan genç adeta dehşete kapıldı. O anları kameraya kaydeden gençler çuvalın içinden biri ölü halde, diğeri de havasızlıktan ölmek üzere olan iki köpekle karşılaştı. Köpeğin nefes aldığını fark eden genç yaşadığını görünce çuvaldan çıkardı. Köpeğe hemen su ve ekmek veren gençler diğer yandan durumu polise ihbar etti. Kurtarılan köpek Demre Belediyesi ekiplerince alınarak tedavisi ve bakımı için veterinere götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sosyal medyada paylaşılınca ortaya çıktı. Antalya'da toplumsal olaylar konusunda farkındalık sağlamak amacıyla paylaşım yapan Antalya Hakkında isimli sosyal medya hesabından köpeklerin paylaşılımı üzerine gerçek ortaya çıkmış oldu. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.